Bir telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Sonra inşallah ikinci şifreyi paylaşalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Şanlıurfa selam ediyoruz. Şanlıurfa. Yayındasınız şu anda, buyurun. Selam hocam. Aleyküm selam. Nedir sorunuz? Buyurun. Hocam şimdi benim ablam 40 gündür vefat etti. Başınız sağ olsun. Evet. Kazayla, tabancayla vuruldu. Tabancayla vuruldu. Evet, yani kazayla. Kazayla, evet, kazayen vuruldu. Evet. Vefat etti. Kaç yaşındaydı ablanız? Kaç yaşındaydı? 30. 30 yaşındaydı. Evet. 5 çocuk annesi. Eşi de 5 yıl önce vefat etti. 5 çocuk annesiydi. Evet. Eşi de 5 yıl önce vefat etti. Şimdi 5 çocukları yetim kaldı. Annem bakıyorlar. Diyor yurda versek günah mıdır acaba? Bilmem kabiri, yani mezarını da kaldıracak. Yani yapacak. Diyor açıp yüzüne baksam acaba günah mıdır? Kim yüzüne bakmak istiyor, anlamadım. Annem. Anneniz. Ya yani mezarı açıp kızının yüzünü mü görmek istiyor? Evet, sonra da mezarını yaptırmak istiyor. Ha, mezarını yaptıracak ama yaptırırken de diyor ki ben hani mezar açılsın, ben kızımı son bir kez daha göreyim mi diyor. Evet, evet, bir de gözü açık öldü, vefat etti. Açık öldü gitti. Gözü açık vefat etti, evet. Ablanızın eşi de 5 sene önce vefat etti. Çocuklar şimdi, evet. Çocuklar kimlerde? Kim bakıyor çocuklara? Çocuklar annemlerde. Yetimler annelerde, onlar bakıyor. Evet. Mezarı yaptıracak hocam. İzleyicimizin ablası vefat ediyor. Kazayen kurşunla vuruluyor, ölüyor, vefat ediyor. Gözü açık gitti diyor. Bunun anlamını soruyor. Bu bir. İki, mezar yapılacak. Annem diyor ki bu mezar yapılırken son bir kez kızımı göreyim. Mezarı açın da kızıma bir kez daha bakayım diyor. Bu uygun olur mu dinen, bunu soruyor hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah sabırlar versin. Efendim, maganda kurşunu ile aramızdan ayrılıp ebediyete intikal eden bu kardeşimiz inşallah şehit olmuştur. İnşallah. Yani geride kalanlara sabrı cemil niyaz ederiz. Yani gözünün açık kalması o fiziki bir olaydır. O anda vefat eder etmez hemen gözün kapatılması gerekiyor. Kapatılmayınca açık kalıp öyle soğumuş oluyor. Ona bir anlam yüklemek, bak göz açık kaldı filan, bu yorumlar doğru değildir. Şimdi anacığının kızımın kabrine yaptıracağım ve bir kere de açıp bakar, sakın ola, sakın ola, bu çok yanlış bir şeydir. Bu yanlış bir şey. Hem sağlık bakımından uygun değil, dini bakımdan, Allah'a teslim ettik, bitti. Onun sahibi o. Anası ne olur o vefat eden hanımefendinin? Anacığı olur. Allah nesi olur? Yaratanı olur, rızkını veren olur, ömrünü belirleyen olur. Yani Allah anasından daha yakındır o hanımefendiye. O yüzden ben açacağım kefenine, tekrar bir bakacağım. Yok ha, sakın, yanlış. Allah'a teslim ettik, yeniden açma, onu rahatsız etme hakkına, yetkisine sahip değiliz. Evet. Teşekkür ederim. Mezarını hocam yaptıracağız deyince de sakın mutantan bir böyle Roma mezarı gibi bir şey sakın olmasın, yaptırmayalım. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne diyor? Kendine mezar hazırlayacağına kendini mezara hazırla diyor. Yani hanım kızımız zaten zulmen öldürülmüştür. O şehit olmuştur. Biz kendimizi düşünelim, gelin. Bundan sonra yavrularına sahip çıkalım. Yapacağımız iyilik budur. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.